Arkadaşlar bura Niğde'nin Çamarlı ilçesine bağlı Ecemiş Alabalık Çiftliği. Buraya gidiyor abi. Buraya 10 sene önce gelmiştim. Şimdi yine geldim. 10 yıl sonra bura çok değişmemiş. Ama o zamanlar gelince su daha çok akıyordu. Herhalde yaz bittiği içindir arkadaşlar. Burada enteresan bir şey var. Onu ben sizlerle paylaşayım. Bu gördüğünüz su var ya. Böyle bir yerim alalım. Buralardan gelmiyor bak. Şu dipten geliyor. Yani suyun gelişini göremezsiniz. Su kapalı. Evet, dipten geliyor. Su da çok soğuk arkadaşlar. Acayip soğuk bir suyu var. Tertemiz. İçilebilir. Evet. Hemen aşağıda balıklar var. Balıklar var arkadaşlar. Orada bu tertemiz suyla balıklar besleniyor. Çok da lezzetli oluyor böylece. Normalde böyle dereden su içilmez ama bu sudan içilir. Çünkü kaynağındayız biz şu an. Ve dağın altından geliyor bu. Süzülerek geliyor ve çok soğuk bir suyu var arkadaşlar. Ellerle böyle avuç avuç içilebilir. İçmek istersen içebilirsin oğlum. Tamam. Şu sudan içilmez mi be? Şuna bak. Buradan şimdi sabah olduğu için güneş doğuyor. Burası doğu. Dağları görüyorsunuz. Tam aslında görünmüyor. Güneşten dolayı. Ama çok güzel dağları var arkadaşlar. Ben bunu daha sonra yine görüntülemeye devam edeceğim. Etraf yemyeşil. Sessiz, sakin. Hani buralara yolunuz düşerse ailecek böyle gelip piknik yapabileceğiniz yer diyemeyeceğim. Çünkü piknik yapmak, yani ateş yapmak yasakmış sanırım. Buradaki balıklardan, lokantasından yiyebiliyormuşsunuz. Evet arkadaşlar, geri dönüş yoluna girdik. Onu ben size göstereceğim. Hatta şurada güzel bir şey gördüm. Çocukluğumun yaban meyvelerinden olan karamığı buldum burada. Sizle paylaşayım bunu. Gördüğünüz gibi bak arkadaşlar. Bunlar karamık. Bilenler bilir bunu. Genelde köylü olanlar bilir. Bunlar çok böyle mayalış bir tadı var. Burada da buldum bunu. Uzun zaman olmuştu. Görmeyeli. Tadına baktım. Biraz günü geçmiş sanırım. Şurada kırmızı olanlar var ama onların tam olarak ne olduğunu anlayamadım.
Evet, burada bir patika yolu var arkadaşlar. Patikayı beraber çekerek gidelim. Yine bir dükkanımıza gel. Suyun kaynağından aşağı doğru geliyorum. Şuradan da balık havuzlarına giden suları görüyorsunuz. Arkadaşlar. Yukarısı böyle yeşillik. Dağın altı. Evet arkadaşlar, şuradaki manzarayı da size göstermek istedim. Arabamı durdurdum. Telefonumun çektiği kadar size bu manzarayı resmedeceğim, göstereceğim. Evet. Gerçekten güzel bir yer. Karşı tarafta gördünüz mü bilmiyorum. Dağcılar herhalde onlar. Şuradan Demir Kazık Tepesi'ne doğru gidiyorlar. Arkadaşlar. Burası dağcıların uğrak yeriymiş. Demir Kazık Tepesi burada. Aladağların uzantısından biriymiş bu. Demir Kazık. En yüksek yeri sanırım. Erkek mi? Erkek mi dişi mi? Bu yavrular bunun değil mi? Albino de. Yani anne değil, baba baba. Albino kedi. Gel. Sen de gel. Evet bu. Akpınar Balık Çiftliği'nde kediler bizi görünce yanımıza geldiler arkadaşlar. Yavrular da var da bu yavrular bunun mu? Şey, yavrular kaç tane? Kaç tane? Bu alışkanlık. 4 tane yavrusu var la bunun. Ha, verin de gitsinler. Ha, biri gelmiş. Ecemiş Balık Çiftliği'nden bu tarafa doğru geldik arkadaşlar. Burası Akpınar Balık Çiftliği. Burada balıklarımızı alacağız. Mangalda yapacağız. Diğer tarafta aslında ben yemek istiyordum ama burada mangal yapmak yasakmış. Yani ben de mangal yapmak istedim. O yüzden Akpınar'a doğru geldik. Burada güzel yine Ecemiş Çayı üzerinde. Şu çayın ismi Ecemiş Çayı arkadaşlar. Ben öyle biliyorum zaten. Doğruysa Ecemiş Çayı burada. Evet. Aynı su. Biraz bulanmış tabii buradaki su. Yukarıda biraz belki hani su çekme durumlar olabilir. Balık çiftliklerinden ya da tarlalardan. O yüzden biraz bulanmış olabilir. Ama su aynı arkadaşlar. Burada gayet güzel. Hatta tam ailelik. Sessiz, sakin bir yer. Ecemiş çiftliğinden bir 10-12 kilometre daha gittik. Yolda 9 Pınar ve İsa'nın yeri diye bazı balık çiftlikleri gördük. Akpınar Balık Çiftliği'ne geldik. Zaten ben burayı biliyordum daha önceden. O yüzden buraya gelesim geldi.
bir daha gelesim geldi diyeyim yani. Burada çocuklarla ben daha önce çocuklarla dediğim öğrencilerimle yani şey yapmıştık. Burada bir piknik yapmıştık. Onu hatırladım. Arkadaşlar yine Aladağların demir kazık tepeleri yukarıda gördüğünüz gibi çok güzel duruyorlar. Eşsiz, muhteşem bir doğa manzarası var burada arkadaşlar. Gerçekten birazcık da bakımlı olsa tabi çok daha güzel olur. Ama biz de tabi gelip gittikçe çöplerimizi atmazsak yere, çöp kutularına koyarsak çok daha güzel doğaya yardımcı olacağız. Gelecek nesillerde bu gibi güzel yerlerden yararlanacaklar. Şimdilik vlog bu kadar arkadaşlar. Yani dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Buralara yolunuz düşerse ya da yakın bir yerdeyseniz Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Adana, Niğde özellikle buraya muhakkak gelin, görün. Burası saklanmış, kıyıda, köşede kalmış bir yer. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir yer. Şurada da anne kedi vardı. Onu da mı çağırsak? O gelmiyor. Gelmiyor. Baba kedi çağırsın. Birer tane alıp gidiyorlar. Niye poşetin içinde anne, yemediniz? Baba kedi çağırsa anne Mimi demiyorum işte. Lafım geçiyor. Hakikaten bu bunun annesi değil mi? Annesi değil. Baba. Baba kedi. Baba kedi. Anne. Şunları balesinden ne oluyor? Buraya koydun ya. Çıkarttım. Yemedim mi? Canı nereden isterse oradan yesin. Bu arılara dikkat edin. Bunlar da fena sokuyor. Ha. Hangisi? Sarı arılar var ya. Eşek arısı işte. Arkadaşlar Aladağlar demir kazık dağları bu kadar güzel işte. Enfes bir manzarası var. Gerçekten gelinecek bir yer burası.